Arkadaşlar, bir haftadır görüşemiyoruz. Yani katibimizle Allah'a şükür kavuştuk. Katibimiz efendime söyleyeyim bir gribal enfeksiyon geçirdi. Hala var ama biraz daha tam iyileşemedi benim kardeşim. Rabbim şifa versin. Şifayı kaptı zaten, kolay nasıl olmadı. Yani
Yani. Biraz acıklı oldu değil mi? Niye acıklı oldu biliyor musun? Vallahi ben ev bulamıyorum Trabzon'da, ondan acıklı oldu. Ya Trabzon, koca Trabzon'da ben ev bulamıyorum, böyle bir şey olabilir mi ya? Belki ekrandan duyarlar da birisi bana ev bulur ya. Evet değerli izleyenlerimiz, işte bir haftadan sonra yine beraberiz. Tam kadro dostlarımızla beraber. Kamera arkasında, sesin başındaki kardeşim, yönetmenim. Geçen hafta da söylemiştik. İkinci bölümde Karaca Oğlan işleyeceğiz. Onun eserlerinden seçtik. Zaten okuyunca muhtemelen tanımaya başlayacaksınız. Efendime söyleyeyim. Tabii yine geçen haftadan kalan eserler vardı. İstediğiniz eserler vardı. Şimdi yetiştirmeye çalışıyoruz bunları. Kara Tren eserini bir dostumuz istemişti. Bundan borcumuzu ödemiş olduk. Sıradan gidiyoruz. Yine isteklerle beraber efendime söyleyeyim. Okudukça arada da tabii yine WhatsApp üzerinden. WhatsApp'ı biz niye açmadık ya? WhatsApp'ımızı açalım. Değerli dostlarımız yine. Ha ev bulamazsa WhatsApp'tan atabilir. O da başka bir şey tabii. Ya iyi dua ederim abi. Hem türkü de akşamlar gider evinde türkü okurum. Sıkıntı yok. Tabii o işin esprisi. Evet arkadaşlar, Hatay'a doğru gideceğiz. Hatay yöresinin güzel bir türküsü var. Şu karşıki dağ da diyor, kar var duman yok. Acaba ne anlatıyor orada? Kar var duman yok. Yani orada ateş yanmıyor herhalde diyor. Soğuk burası diyor herhalde. Ya soğuk diyor ama diyor duman yok diyor. Tütecek ki evden sıcak gelsin. Acaba onu mu kastediyor? Nerede? Türkünün içerisinden anlayacağız zaten dostlar. Tabii bizim türkülerimiz mecaz olan eserlerdir. Yani bizim edebiyatımızda adam yeşillikten bahseder ama onu mecaz olarak kullanır. İşte aslanı gördüm meşede diyor. Kimisi de diyor ki ona meşette. Ya onu kastetmiyor burada. Meşede yani ormanın kralı diyebiliriz ya. Aslanı gördüm meşede, 40 mum yanar bir şişede. 7 iklim 4 köşede Ali'yi gördüm Ali'yi. Şimdi bunlar hep mecazlar vardır bunların içerisinde. O yüzden sözleri iyi anlamamız lazım. Yani sade müzik çok güzel abi, harika beste ama kardeşim ya adam yazmış. İşte o yüzden biz biraz daha hani ikinci bölümde kültürel şeye ayırdık, faaliyete ayırdık. Niye? Bu dostlar, üstadlar yazmışlar. Ya binlerce eser var. Karaca Oğlan büyük bir kaynak yani. Aşk, sevda üzerine dedim mi eşittir Karaca Oğlan diye yazabiliriz. Tabii hak aşığı, halk aşığı. Halk aşıklarından biri kimdi? Aşık Veysel'di. Geçen hafta işledik. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Yine bu da halk şairlerimizden kim var? Bir de hak üzere yazan Yunus Emre gibi. İşte Pir Sultan Abdal da yine aynı şekilde. Şimdi diyecekler ne alakası var? O da İmam Ali üzerine, yani Ehl-i Beyt üzerine birçok kaynağı var. Tabii onların içinde çok mecazlar var. Ahmet biz fazla konuştuk herhalde ya. Ama güzel yani akıcı oluyor. Ya yararlı şeyleri konuşmaya çalışıyoruz. Evet Hatay'a gidiyoruz arkadaşlar.
sağlık. Elinize sağlık arkadaşlar. Buradan Hatay'a çok selam olsun. Ya. Bunu da yine geçen hafta bir dost izleyicisiydi. Yani çok güzel bir eser. Bu tür eserleri seviyoruz. Yani aslında bizim yapımız belli. Yani böyle çok yeni dönem şeyleri pek tercih etmiyoruz. Daha çok hani üstadların eserlerini anmaya çalışıyoruz. Hem onları analım diye düşünüyorum. Yine bir eser istemişler bizden. Anneciğine armağan etmişti. Şimdi ismini anımsayamadım. Zaten eser okuyunca anımsayacak. Bütün annelere armağan etmiş olalım. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar yine bu istekti. Bu eser kime ait bilineniz var mı? Bununla alakalı bir de çok sıkıntılar yaşandı bir de. Bu eser Orhan Gencebay'a ait bir eserdir. Hatta bununla alakalı bazı davalar da dönmüştü. Orhan Gencebay'a ait bir eser. Evet şöyle bir SMS diyorum ya. WhatsApp'ımıza bir göz atalım. Henüz daha düşmemiş bir eser diyor işleyelim. Geçen hafta bizden Erzurum yöresine ait tabii büyük üstad Allah rahmet eylesin Aşık Summani'den bir eser istemiştiler bizi. Onu hazırladık. Ceylan gözlerine kurban olduğum Tanrı selamını almaz mısın?
Mevla sizi süs için mi yarattı? Biz gel demeyince gelmez misiniz? Tabii yani Summane deyince biraz yani derin bir, yani iki aşık var o dönemde. Geçen hafta da bahsettim. Kars bölgesinde yaşayan Aşık Şenlik Baba dedikleri. Aşık Şenlik. Burada da Erzurum'da da Summane. Aşık Summane. Tabii Aşık Reyhaniler falan. Bunlar yani muazzam söz yazarları, muazzam bestekarlar. Tabii zaten türkülerin kaynağı, menbaı aşıklardır. Bunları anmadan geçmemek lazım. Evet. Jesus.
mahşer yerine gelmez misin? Ya bu nasıl bir şey? Şurası enteresan. Ben burayı bir daha tekrarlayayım. Gurbete gidenler azığın alın. Azık nedir? Kimi gider dedi, giderken diyor, kimisi kalır diyor. Kimi sevap için diyor, Kabe'ye varır. Kabe kapınızda diyor, bilmez misiniz? Ya bu nasıl bir şeydir abicim ya? İşte diyorum ya, bu insanlar boş değiller. Bunları bizim defalarca anmamız lazım. Ya bunları mutlaka anmamız lazım. Anmadan olmaz. Evet, benim dayım geçen hafta, dayım dedim, Recep Sakal. Eski Trabzonspor topçusudur yani. Bundan da biraz övüneyim ya. Arkadaşlar müsaade edin. Hakkındır. Eyvallah, Allah razı olsun. Bir Türk sanat müziği okur musunuz diye istek yapmıştı. Yine güzel bir eser. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçlar ak. Ahmet bunu sana söylemiş. Evet, ben... Bende çok ak yok ama sende var. Son zamanlarda hızlı bir azam oldu. O zaman Ahmet'in saçları ak, öyle durup bakışacağız. Evet, buyurun arkadaşlar, top sizde. Ahmetciğime mikrofon geldi. Özür dilerim, düştü. Kaza. Evet. Thank you.
Zannedersem, yani hatırladığım kadarıyla Mersin civarı yöresine ait yine güzel bir eser. Evet arkadaşlar, bunu da Azerbaycan'dan istemiştiler, öyle hatırlıyorum. Bulut bulut üstüne, bulut yağmur üstüne. Evet.
Yani çok ya. Güzel bir eser. Tabii harika, hakkını harika. Verebildiysek ne mutlu bize. Yani bu kadar çıkıyor. Efendime söyleyeyim. Daha vaktimiz var. Yani biz gönül kahvesinde muhabbet ediyoruz diye düşünüyoruz. Yani öyle ekranda işte. O yüzden sülçülisan olursa affola. Katibim gelmiş birkaç tane okuyalım istiyorsan. Merhaba, benim için diyor Rabbim bana bir dert vermiş şarkısını söyler misiniz? Hay hay, ama tabii ancak haftaya okuyabiliriz. Çünkü ikinci yarıda Karacaoğlan geçiyoruz. Yani siz göndereceksekleri haftaya okuyorum. Ondan dolayı hakkınızı helal edin. Çünkü yetişmiyor. Karadenizli olmaktan gurur duyduğum diyor değerli hemşerilerim demiş. Sizden Neşet Ertaş'tan demiş. Ah ya, yalan dünyada istiyorum demiş. Çalabilirseniz efendim söyleyeyim mutlu oluruz demiş. Sıraya alıyoruz. Şimdi geçen haftanın eserleri de var. Bunu da gururla okuruz. Çünkü Neşet Baba'nın eserleri okunmaz mı? Gururla okuruz. Sizler için haftaya mutlaka okuyacağız. Sesiniz bir alçalıp bir yükseliyor demiş. Ben bunları da okuyorum yani. Rahat olun. Lütfen demiş ses konusunda bir çözüm bulur musunuz demiş. Yönetmenimizden demiş. Yani öyle bir durum. Ben bazen böyle geri çekiliyorum. Sesimde ufak pürüzler var. Ondan kaynaklı. Yani sesten alakalı olduğunu düşünmüyorum. Belki hani aplikten dolayı da bir gecikmeler falan meydana gelebilir. Ondan kaynaklı bir durum oluşabilir. Ama tabii biz sizin söylediğinizi dikkate alıyoruz. Sıkıntı yok. Size de sıradaki eseri armağan ediyoruz. Selam demiş, hocam demiş, sizleri beğeniyle izliyorum demiş. Sizlerden Allah razı olsun, sizlerden de Allah razı olsun. Sizden mümkünse demiş, Müslüm Gürses'ten demiş, yıllar utansın istiyorum demiş. Celal Altunbaş. Şimdi Celal'cığım şu an bunun olması mümkün değil. Yani tarz itibariyle şimdi ikinci yarıda dediğim gibi Karacaoğlan'a geçeceğiz bir iki eser sonra. Ama notumuzu alıyoruz. Haftaya inşallah bir Müslüm eseri armağan ederiz. Yani ben bütün Müslüm eserlerini biliyorum diye böyle bir iddiam da yok. Çünkü her kişi, sanatçı bana göre yedirebildiğini okumalı. Yani kendine yakıştırabildiğini okumalı. Ama bakacağım mesela. Yani yıllar ötesinde sonra biz utanmak zorunda kalmayalım. Yani. Evet arkadaşlar, bizim bitmeyen eserimiz Mihriban. Efendime söyleyeyim. Bunu okuyalım. Ondan sonra da bir herhalde var bir tane daha okuyabilirsek efendime söyleyeyim okuruz. Ondan sonra daha vereceğiz. Sözün mü o mihriban?
başka hudut çizilmiyor mihriban. Sevdiğim mihriban. Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban. Elinize sağlık arkadaşlar. Tabii bu eser Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın anısına okumuş olalım. Ben İstanbul'da programlar yaparken değerli hocamız, Haydar hocamız bu eseri benden çok isterdi. Bu bir de tabii yaklaşık 10 kıta üzerinde çok da değerli kıtaları var, yani muazzam sözleri var. Onları aslında şey yapıp ileride inşallah Türk hikayeleri yapıp her hafta bir tane yayınlamak lazım. Hem onun içerisinde onlar okunup çok güzel bir hale gelebilirler. Yani Abdurrahim Karakoç'a ait sözleri, muazzam bir eser. Yani abi güzel de oldu mu şimdi? Ben güzele güzel demem demiş. Güzel benim olmayınca. Evet, Neşet babadan yine bir dostumuz istemişti ya demin Yalan Dünya'da. Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca biz o eseri ayarlamıştık. Dilerse bunu da ona armağan, ama haftaya ben o Ah Yalan Dünya'dayı mutlaka koyacağım. Bu eserden sonra da inşallah bir kısa ara veririz. Karacaoğlan Basri Aşık. Ama haftaya ne yapacağımızı demedik. Haftaya ne yapalım? Haftaya buraya mal olmuş. Trabzon'a mal olmuş. Trabzon'a bir sürü hizmeti olmuş bir değerli sanatçımız var. Erkan Ocak. Evet. Allah rahmet eylesin. Erkan abi. Erkan Ocak. Ben Erkan abiyle çok programlar yaptım İstanbul'da. Şişe'de ben burada. Erkan abi, Allah gani gani rahmet eylesin. Trabzon'a bağlamayı sevdiren adamdır. Bakın. Evet. Çok önemli. Ya Trabzon'a sazı sevdiren. Bugün Karadeniz türkülerinin bağlamayla çalınmasına vesile olmuş, önderlik yapmış. Efendim hocam, haftaya da Erkan abiden, yani Erkan Ocaklı'dan eserler seslendirmeye çalışacağız sizlere. Sonralardan Pir Sultan Abdallar, işte Erzurumlu Emrahlar, efendim hocam, çok üstadlar var. İşte Kayseri'ye gidiyoruz, Ahmet Gazi Ayhanlar, iniyoruz şeye, efendim hocam, Kütahya tarafında Hisarlı Ahmet. Ya Hisarlı Ahmet deyince Hazırol'a geçesi geliyor insanın. Çünkü ne eserleri yapmış? Kütahya'nın pullarları, Elif dedim ben dedim. Ve dedim ben kendimi günün dibinde buldum. Ya muazzam eserlere sahip bir üstad. Tabi onun eserlerini okuyunca aklına geliyor insanların. Bu şeyleri bari not alın. Aslında internet çağındayız, yazdım mı çıkıyor kime ait oldu artık. Belki birçoğu yanlış da çıkabiliyor. Evet dostlar. Bir şey mi var? Ver dostum. Tamam, bunu almıştık zaten listeye. O zaman bunu okuyalım, öyle reklam verelim arkadaşlar. Bir özel istek geldi. Eser? Haydar Haydar. Bir uşak dolanalım arkadaşlar. Thank you.
kendim giydim eynime. Arnavut şişesini taşa çaldım kime ne? Haydar haydar taşa çaldım kime ne? Arnavut şişesini taşa çaldım kime ne? Haydar haydar taşa çaldım kime ne? Dostlar, Haydar Baba'yı da almış olduk. Kul Nesimi'ye ait muazzam bir resim. İki tane Nesimi var, karıştırmamak lazım. Bir Nesimi Azerbaycan yöresinde, o tarafta, o bölgede yaşanmış. Bir de Kul Nesimi vardır. Mesela Yunusları da bazen karıştırırız. Yani başka Yunuslar da var. Artı Emrahlar da var mesela. Yani Erzurum'da Emrah var. Efendime söyleyeyim, Ercihli Emrah var. Bunların da çok güzel eserleri var.
Evet değerli dostlar, bir kısa aradan sonra Karacaoğlan eserleri okuyacağız inşallah. Kısa aradan sonra görüşmek dileğiyle. Karacaoğlan bu yani. Nasıl bir hayal, nasıl bir aşk yaşıyoruz ise bana kara bağrım ezik ne salınırsın yani, nasıl bir şeydir ben anlamadım ya. Bir gün yeşil diyor, bir gün al bürünürsün, baktıkça gözümü hoş görünsün, bugün güzelliğin dünden ziyade. Yani Karacaoğlan'a dikkat. Yani aşk sevda üzerine, efendime söyleyeyim, muazzam bir insan. Şu bir eser daha koyalım, ondan sonra şeye bakarız arkadaşlar. Gece gündüz ağlar göz.
başımı döker ağlarım. Çağırırım Galide'yi, gel ağlatma beni deyi. Kimi görsem seni deyi, yüzüme bakar ağlarım. Çağırırım Galide'yi, gel ağlatma beni deyi. Kimi görsem seni deyi, yüzüne bakar ağlarım. Arkadaşlar, işte Karacaoğlan farkı çıkıyor ortaya. Yine muazzam bir eser. İncecik'ten bir kar yağar, tozar Elif Elif diye deli gönül hayran olmuş. Gezer Elif Elif diye.
Abi işte. Karacaoğlan. Biz dedik ama geçen hafta değil mi? Yani Karacaoğlan yapacağız diye. Muazzam bir eser. Hatta bir tane eser var. Bizim Melih çok sever. Çoğu bilmez Karacaoğlan olduğunu. Çünkü iki kıtası okunuyor. Yani şimdi onun bu akşam üç kıtasını okuyacağız. Bir bakalım dostlardan gelen temennilere. Evet. Şuradan bakalım. Bak yakışıklı gösterdiler. Kanuni. Anayasa diyemez miyiz kanun? Kanun, anayasa. Bu açana kadar herhalde biz program bitiririz. Evet. Onu biz yenileyelim. Bir türkü daha okuyalım o arada. Açarsa da efendime söyleyeyim. Devam ederiz. Yine güzel bir eser. Bu da muazzam sözlere sahip. Bülbül havalanmış yüksekten uçar. Has bahçe içinde gülüm var deyin. Seni seven aşık serinden geçer. Güzeller içinde yarim var deyin. Yani... Thank you.
insan kemlik duymaz sevdiği yardan. Canım esirgemen vallahi senden, götür sat pazarda kölem var değil. Canım esirgemen vallahi senden, götür sat pazarda malım var değil. Hicap perdesini kaldır arada. Seni beni bilmem nadir yaradan. Büyüklenme ey kız güzelim değil. Seni beni bilmem nadir yaradan, büyüklenme ey kız güzelim ey. Abi bu nasıl bir şey abicim şimdi yani. Seni diyor, beni diyor Allah yarattı diyor. İkimizi de Allah yarattı diyor. Kibirlenme diyor. Ey diyor yar diyor yani. Güzelim de yani. Hani diyor ya Aşık Veysel'de, güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmaz. Yani abi ne diyeyim, bu eserler tabii gönülden dinleyenler için yani böyle nokta atıştır. Vallahi abi ne diyeyim ya, ha, geldi seni Türkiye'ye bak. Gövel oldu. Tamam ne bakarsın, çalın da. Mercan yüküm gel.
gele kalmışım. Yeşil başlı Göğölür'de kimmiş garajı olanmış. Ya mahlası da hakikaten. Öf ulan öf. Yani, aynen Ahmet. Öf ulan öf yani. Hani Karacaoğlan hani veren alır diyor tatlı canı. Yakışmazsa diyor öldür beni diyor. Yeşil bağla ala karşı. Aynen. Yani
İğne oyası ya, işlemiş vallahi. Aynen, bak o da güzel bir terim olabilir, iğne oyası. Evet arkadaşlar. Vaktimiz var da. Yine Karacaoğlan'ın sözleri. Evet. Tabii bu İsmail Altunsaray. Yani Kırşehir'in güllerinden biri. Yani Neşet Baba'dan sonra Bozdakları falan filan gerçekten çok beğeniyle dinliyorum, izliyorum. Efendime söyleyeyim. Onun bestesi bu eser. Ama sözler tabii Karacaoğlan'a ait. Bunu seslendiririz ama bir şöyle bir bakalım mesaj durumumuza. Evet, varmış mesajımız. Selamun aleyküm demiş Gürkan Bey. Ben Samsun'dan Cemal Pala demiş. Programımız çok güzel. Bütün arkadaşlara selam olsun. Bizde de selam olsun. Sevgiler demiş. Mübadillerin diyor çok sevdiği diyor Drama Köprüsü istiyor diyor. Haftaya mutlaka okuruz. Çünkü şu an biz Karacaoğlan istiyoruz. Drama Köprüsü Bre Hasan. Bu Eskişehir tarafları olması lazım. O yörelere ait bir eser. Mutlaka haftaya seslendiririz, merak etmeyin. Hayırlı akşamlar demiş Akçabat'tan Yavuz Selim demiş. Ben sıradaki eseri Altuntaş şey oldu galiba, tam Akçabatlı gibi oldu değil mi? Altuntaş ailesi ve Akçabat demiş. Akpınar köyüne demiş. Armağan ediyorum demiş. Sağlıcakla kalın. Sizler de öyle baş tacısınız. Sıradaki eseri göndereceğiz size. İyi yayınlar demiş. Yayınınızı demiş İstanbul'dan takip ediyorum. Hocamın ailesinden birisi diyor Haydar Haydar eserini istiyor. Onu okuyabilir misiniz? Okuduk dostum onu biz. Zaten repertuarımızda vardı. Onu seslendirdik. Evet, mesajlarımız da böyle bitti. Biz bu bir türküyle veda edelim. Onur kardeşim benim. Bugün Haydar'ımız bizim İstanbul'dan gelecek. Bazı cihazlar alınacaktı. Onlar için gitti. Efendime söyleyeyim. İnşallah yarın aramızda değil mi? Mücahit kardeşim yarın geliyor diyor. Dolayısıyla onun yardımcısı mı diyeyim artık? Öyle mi diyeyim? Tamam. Öyle diyeyim. Karşılama var mı Haydar Bey? Onur kardeşim. He? Program düşündünüz mü? Karşılama programı Haydar Bey'in diyorum. Haydar kardeşim. Tabii Davul Zurnay'la karşılayacağız biz Haydar kardeşimi. Seve seve he. Geliriz yani. Aslında. Yani haftaya efendime söyleyeyim yine bu kültürel aktivitelere biz devam edeceğiz ikinci bölümlerde. Hatta onları bittikten sonra da yöresel işlere de girelim diyorum. Yani yöre yöre işleyelim. Çünkü bazı eser sahipleri iki tane üç tane eserleri oluyor. Onları bir bütün yani programı tamamlayabilmemiz için mecbur yöre halinde yapmak lazım. İnşallah o zamana da geleceğiz. Değerli dostlar bu türküyle veda edeceğiz. Dediğim gibi haftaya değerli Erkan abimiz, Erkan Ocaklı'nın Trabzon'un yetiştirdiği değerli sanatçımız Erkan abimizin eserlerini okuyacağız haftaya. İkinci bölümde yani reklamlardan sonra bölüme. Yani şimdiden eserlerini isterseniz atın. Ben çünkü görüyorum. Programdan sonra da görebiliyorum. Çünkü sonradan istediğinizi haftaya atmak zorunda kalıyorum. Ondan dolayı söylüyorum yani. Haftaya efendime söyleyeyim Erkan Ocaklı'yla beraberiz. Yani Erkan Ocaklı'yı işleyeceğiz. Haftaya görüşmek dileğiyle bir eserle veda edeceğiz. Evet arkadaşlar. Sen her sabah her
Bilmiyorum ne derdin var, yar senin senin senin. Senin bilmiyorum ne derdin var, yar senin senin sen, yar senin 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 de derdin neydi senin, bilmiyorum ne derdin var, yar senin senin sen. Yar senin sen.